Merhabalar, bugün sizlerle çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeyi işleyeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Biz bu dersimizde çiçekli bitkilerde eşeyli üremeyi işleyeceğiz. Yeryüzündeki bitkilerin büyük çoğunluğu çiçekli bitkidir. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi kısımlardan oluşuyordu. Canlılar aleminin diğer bir parçası olan bitkiler de canlılığı devam ettirmek için üremeye ihtiyaçları var arkadaşlar. Çiçekli bitkilerde üreme organı neresiydi? Çiçekti arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Çiçekli bitkilerde üreme organı çiçek. Burada birçok güzel çiçekler görüyorsunuz. Bunların hepsi bitkinin üreme organıdır. Çiçeğin kısımlarına devam edelim arkadaşlar. Taç yapraklar çiçeğin renkli ve kokulu yapılarıdır. Kokusu ve rengi sayesinde birçok böceğin kendisine çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Erkek ve dişi organları korur arkadaşlar. Şurada gördüğünüz renkli kısım çiçeğin taç yapraklarıdır arkadaşlar. Çanak yapraklar çiçeğin açmadan tomurcuk halindeki çiçeği dış etkilerden koruyan yaprağıdır. Yani şuradaki arkadaşlar yeşil yapraklar çanak yapraklardır. Yeşil renklidir ve hücreleri kloroplast içererek fotosentez yapar. Çiçek tablası arkadaşlar, şu gördüğünüz çiçek tablası bitkinin çanak ve taç yapraklarının erkek ve dişi organlarını bir arada tutan kısımdır arkadaşlar. Çiçeğin sapı çiçeğin bitkinin gövdesiyle birleştiği kısım. Arkadaşlar şöyle bakacak olursak çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan oluşuyor. Erkek organ başçık ve sapçık, dişi organ dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık. Şimdi bu erkek ve dişi organa ayrıntılı bir şekilde bakalım. Arkadaşlar başçık ve sapçık. Başçığı taşır arkadaşlar sapçık. Başçık çiçek tozlarının yani polenlerin bulunduğu kısımdır. Polenler erkek üreme hücrelerini içerir arkadaşlar. Şimdi dişi organa bakalım arkadaşlar. Tepecik polenlerin dişi üreme organına yerleştiği ilk kısımdır. Yapışkan bir yapıdadır arkadaşlar polenleri tutabilmek için. Dişicik borusu polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur arkadaşlar. Şuraya polenler geliyor. Buradan yumurtalığa taşınıyor. Yumurtalık içindeki bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur. Tohum taslağının içinde dişi üreme hücresi olan yumurta bulunur arkadaşlar. Bakın şurada yumurtaları görüyorsunuz. Tozlaşma ve döllenme ile devam edelim. Arkadaşlar başlıktaki polenlerin dişicik tepesine taşınması olayına tozlaşma, tepecikten dişicik borusuna, dişicik borusundan yumurtalığa inen polenin yumurtayla birleşmesi olayına ise döllenme diyoruz arkadaşlar. Bitkilerde erkek üreme hücresine polen demiştik. İlkbahar aylarında çevremizde rüzgarın etkisiyle çiçek tozları uçuşur. Bu olay çiçekli bitkilerin üremesi sırasında gerçekleşir. Bitkiler hem erkek hem dişi üreme hücresini üzerinde taşır. Yani her ikisini de üzerinde taşıyor arkadaşlar. Bitkilerin üreyebilmesi için polenlerin yumurtaya ulaşması şarttır arkadaşlar. Tozlaşma polenlerin erkek organların başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına tozlaşma denir arkadaşlar. Tozlaşma için rüzgar, yağmur, böcekler gibi dış etkenler tozlaşmaya yardımcı olur. Taç yaprakların renkli ve kokulu olması arıları ve böceklerin ilgisini çeker. Çiçeğe gelen bu canlılar ayaklarına yapışan polenlerin tepeciğe taşınmasını kolaylaştırır. Tozlaşmayı döllenme olayı izler. Döllenme, tepecikteki polenlerin dişicik borusundan aşağıya inerek yumurtalıktaki yumurta hücresiyle birleşmesine döllenme adı verilir. Döllenme sonucu zigot oluşur arkadaşlar. Döllenmiş yumurta denir. Hücreyi meydana getirir. Oluşan zigot hücresi yumurtalıkta farklı değişimler geçirmeye ve gelişmeye devam eder. Bakın arkadaşlar arının tozlaşmaya yardımcı olması görüyorsunuz. Çiçekli bitkilerde büyüme ve gelişmeyle devam edelim. Arkadaşlar döllenmeden sonra artık tohum ve meyve oluşumu gözlemlenir. Çiçekli bitkilerde döllenme, tozlaşma olayıyla gerçekleşir. Tozlaşma ve döllenme sonra sırasıyla zigot, ardından embriyo yapıları oluşur. Yumurtalıkta oluşan embriyo etrafında besin doku yani çenekler biriktirilir. Embriyo ve besin doku oluşan kabukla sarılır. Böylece tohumun yapısını meydana getirir. Oluşan bitki tohumunu ve bölümlerini inceleyelim. Arkadaşlar bakın
yumurtalık, tohum taslağı, zigot, zigot embriyoyu, embriyonun etrafında besi doku oluştu. Daha sonra arkadaşlar tohumun kabuğu, embriyo ve besi doku oluştuktan sonra tohuma bakıyorsunuz, tohum oluşmuş. Tohum kabuğu tohumu dış etkilerden korur arkadaşlar, şu kahverengi olan. Besi doku çimlenme sırasında gerekli besin ve enerjiyi karşılar arkadaşlar. Embriyo çimlenerek yeni bitki oluşturur arkadaşlar. Bakın şu yumurtalıktaki tohum taslağında kaç tane yumurta üretilmişse o kadar döllenme gerçekleşir arkadaşlar. Dolayısıyla döllenme sayısı kadar tohum oluşturulur. Bazı bitkilerde bir tane, bazı bitkilerde ise çok sayıda tohum oluşmasının nedeni budur. Ayrıca bitkiler çok sayıda tohum üreterek üreme şanslarını arttırır. Bu önemli arkadaşlar, sorarlar. Çok sayıda tohum oluşturmasının nedeni üreme şansını arttırmaktır. Bazı bitkilerde tohumun yanı sıra yumurtalık duvarında da besi doku biriktirilir. Tohumun dışında oluşan besi doku ayrıca bir kabukla sarılır. Oluşan bu yapıya meyve olarak adlandırılır. Örneğin bir domatesin ortasında böldüğümüzde bütün bir meyve ve içerisinde tohumlar olduğunu görürüz. Çiçekte yumurtalık gelişerek meyveyi, bu önemli arkadaşlar sorulur. Yumurtalık gelişerek meyveyi, tohum taslağı gelişerek ise tohumu oluşturur. Bakın arkadaşlar, meyve kabuğu domateste, besi doku, sonra içerisinde tohum var, tohumun kabuğu var, besi doku var ve embriyo var arkadaşlar. Çevremizde gördüğümüz elma, erik, portakal, limon, domates, patlıcan, karpuz gibi bitkiler meyve oluşturan bitkilerden bazılarıdır arkadaşlar. Görüyorsunuz meyvesini, tohumu, besi doku ve meyve. Arkadaşlar soruyla devam edelim. Bitkilerde üreme sırasında meydana gelen olaylar oluşma sırasına göre yukarıdaki şekilde ifade eden sema hata yaptığını fark ediyor. Sema hatasını düzeltmek için numaralanmış kutucuklardan hangisinin yerlerini değiştirmeli? Arkadaşlar tozlaşma, tozlaşmadan sonra döllenme olacak. Döllenme yani daha sonra tohum oluşumu. 2 ve 3 yer değiştirmeli. Hangi şıkta var bu? B şıkkında var. Yani 2 ile 3 yer değiştirmelidir arkadaşlar. Tohumun taşınmasına devam edelim. Bitkiler üremek amacıyla tohum oluştururlar. Her tohumda embriyo, besi doku ve koruyucu kabuk oluşur. Bitki özelliğine göre tohumlar şekilleri farklılık gösterirler arkadaşlar. Bazı bitkilerde meyve oluşurken bazı bitkilerde oluşmaz. Oluşan meyveler bitki özelliklerine göre farklı şekil ve yapılarda olabilir. Bitkilerde tohum ve meyve yapısında görülen farklılıklara şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Besin maddesi olarak kullanılan tohumlar, örneğin buğday, mısır, fasulye, mercimek, direkt biz bunları besin maddesi olarak, bu tohumları besin maddesi olarak kullanırız. Besin maddesi olarak kullanılmayan tohumlar, örneğin portakal, limon, elma, pamuk, pırasa, arkadaşlar biz bunların tohumlarını besin maddesi olarak kullanmayız. Bazı tohumların etrafında meyve oluşurken bazı tohumlar meyvesizdir arkadaşlar. Şeftali, patlıcan, domates, karpuz meyve oluşturanlar, maydanoz, ay çekirdeği, yeşil soğan ve marul etrafında meyve oluşturmaz arkadaşlar. Tohumların yayılma şekilleri bitki çeşidine ve tohumun yapısına göre farklı şekillerde gerçekleşir. Bazı tohumlar yüzerek, bazıları rüzgarla, örneğin şu kara hindiba arkadaşlar rüzgarla bütün çevreye yayılır. Bazıları da insan ve hayvanların bir yerden bir yere taşır. Bazı bitkilerde tohumlarını direkt bulundukları yere düşürerek çoğalırlar. Böğürtlen gibi bitkilerin tohumları da kuşlar tarafından yenildikten sonra dışkıyla farklı yerlere taşınır. Arkadaşlar böğürtlen, ayçiçeği insanlar tarafından akasya ve meşe palamudu yerine düşer ve orada arkadaşlar ürerler. Bitkinin hayat döngüsüyle devam edelim. Arkadaşlar bitkinin hayat döngüsü tozlaşmayla başlıyordu. Bakın bir numara. Daha sonra döllenme, daha sonra tohum ve meyve oluşumu, çimlenme, genç bitkinin oluşumu ve olgun bitkinin oluşumu. Şimdi bu hayat döngüleri tek tek açıklayalım. Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme evrelerinin oluştuğu döngüye hayat döngüsü denir arkadaşlar. Hayat döngüsü bir tozlaşmayla başlar. Çiçeğin tozlarının polenin dişincik tepesine taşınması olayına tozlaşma demiştik. İki döllenme, çiçeğin tozlarından birinin çekirdeği yumurtaya ulaşır ve döller. Döllenmiş yumurta hücresine zigot denir. Zigot bölünerek ana bitkinin modeli olan embriyoyu oluşturur. Tohum ve meyve oluşu döllenme sonucunda tohum oluşarak yumurtalık etlenerek meyveyi oluşturur arkadaşlar.
tohumlar meyve içerisinde kalır. 4. Çimlenme. Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda gelişerek ana bitkiye benzer bitkiler oluşturmak üzere tohumdan çıkıp serbest hale geçmesine çimlenme denir arkadaşlar. Genç bitkinin oluşması, çimlenen tohumun büyüyerek, gelişerek genç bitki oluşturur. Olgun bitki oluşması, genç bitki gelişerek olgunlaşır. Önce tomurcuklar, sonra da çiçek oluşumu gözlenir arkadaşlar. Çimlenmeyle devam edelim. Yaşam döngüsü içerisinde yeni bir bitki oluşturacak yapı embriyodur. Embriyo tohumun içerisinde saklanır. Tohum cansızmış gibi görünür. Oysa tohum canlıdır ve hayat tohumun içerisinde devam eder. Canlı embriyoyu tohumun dayanıklı yapısı korur arkadaşlar. Tohumlar su, rüzgar, canlılar ve meyve içerisinde çevreye yayılır. Uygun koşullar sağladığında tohumlar su alarak şişer ve kabuğunu çatlatarak embriyoyu serbest kalır. Bu olaya çimlenme denir arkadaşlar. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada gerekli şartlar olgunlaştığında çimlenir ve bu şekilde bitkiyi oluşturur. Tohum çimlenmeye başladığında yaşam belirtileri hızlanmaya başlar. Tohumun canlı kısmı olan embriyo bölünerek, çoğalarak kök, gövde, yaprak kısımlarını oluşturup bitkiyi meydana getirir. Çimlenme sırasında embriyonun ihtiyacı olan besin tohumdaki besi dokuda vardır arkadaşlar, çeneklerinde. Çünkü bu esnada yapraklar henüz oluşmadığı için embriyo fotosentezle besin üretemez arkadaşlar. Bakın burada çimlenme sırasında arkadaşlar gerekli besini buradaki besi dokudan alır. Burada arkadaşlar çimlenmediği için besin üretemiyor. Daha sonra çimlendikten sonra büyüme ve gelişmede artık kendi besini kendisi yapıyor arkadaşlar. Çimlenme için gerekli ortam koşulları, bu hep sorulur arkadaşlar. Su, uygun sıcaklık ve oksijene ihtiyacı vardır. Su, yaşayan bütün hücrelerde olduğu gibi embriyonun gelişebilmesi için su gereklidir. Tohumun içerisinde su dolarak çimlenme için gerekli olayların gerçekleşebileceği ortam sağlanmış olur. Susuz ortamda hücrelerde gerekli yaşamsal olaylar gerçekleşemeyeceğinden tohum çimlenemez. Sıcaklık, uygun sıcaklık. Arkadaşlar çimlenme olayları için uygun sıcaklığın sağlandığı ortam gereklidir. Her bitki tohumunun çimleneceği için uygun sıcaklık değerleri farklıdır. Ortalama olarak 15 ile 35 santigrat derece sıcaklık aralığında bitkilerin çimlenmesi için uygun olduğu söylenebilir. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklık değerlerinde tohum çimlenemez. Kış aylarında çimlenmenin olmayışı bu nedenledir. Arkadaşlar ilkbahar geldiğinde, ortam sıcaklığı uygun hale geldiğinde artık tohumlar çimleniyor. Diğer bir gerekli şey oksijen arkadaşlar. Tohumdaki besi doku çimlenme için gerekli enerji ihtiyacını sağlar. Ancak oksijen olmadan hücreler besinlerini enerjiye dönüştüremez. Bu bakımdan çimlenme için oksijen mutlaka gereklidir. Oksijen sayesinde embriyo hücrelerinde oksijenli solunum yapılarak enerji üretilir arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir deney sorusu var. Hava var. Bakın. Nemli toprak yani su var, sıcaklıkta 25 santigrat derecede burada tohum çimlenebilir. Şekildeki düzenekte çimlenme için gerekli koşullar sağlandığından burada tohum çimlenebilir. İkinciye baktığımızda arkadaşlar kuru toprak, su yok, sıcaklık 0 santigrat derece, cam fanusta kapatılmış yani gerekli oksijeni alamıyor. Bu düzenekte ise çimlenme için gerekli koşullar sağlanamadığından tohumlar çimlenemez. Çimlenme için ışık, toprak, karbondioksit ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Çimlenen tohum fotosentez yapamaz. Çimlenme için su, oksijen ve uygun sıcaklık gereklidir arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Buna göre öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisidir? İki tane düzenek kurmuş öğretmenimiz. Bakıyoruz düzeneklere. İkisi de aydınlık ortamda. İkisinde de nemli toprak var. Fasulye ve bezelye. Uygun sıcaklık 25 santigrat derece, 25 santigrat derecede. Burada farklı olan ne arkadaşlar? Tohumlar farklı arkadaşlar. O halde burada hangi sorunun cevabı olabilir? Çimlenme için su gerekli midir? Hayır, her ikisinde de su olduğu için biz farklı göremeyiz. Sıcaklık çimlenmeye etkiler mi? Hayır, aynı sıcaklık olduğu için göremeyiz. Farklı türlerin tohumları aynı hızda mı çimlenir? Evet, biz bunu bu deneyden ulaşabiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak. Işığın çimlenme hızına etkisi var mıdır? Her ikisi de aydınlık ortamda olduğu için biz bunu göremeyiz. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yine etkinlikle devam edelim. Laboratuvarda çimlenmeyi inceleyen öğrenciler fasulye tohumları ile ilgili düzenekler kurmuşlar.
Birinci düzeneğimize bakıyoruz. Kuru toprak, sıcaklık 25 santigrat, aydınlık ortam, kuru toprak olduğu için bir çimlenemez. İkiye bakalım arkadaşlar. Nemli toprak, sıcaklık 25 santigrat derece. Bakıyoruz arkadaşlar. Ayrıca hava da var. Yani kapalı da değil. O halde bu ikinci düzenek çimlenebilir. Üçüncü düzeneğe bakıyoruz. Nemli toprak, açık, hava alabiliyor. Fakat sıcaklık 0 santigrat derece olduğu için 3 çimlenemez. Dörde bakıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık var. Nemli toprak fakat kapalı olduğu için, oksijen alamayacağı için 4 de çimlenemez. Düzeneklerde çimlenme gerçekleşir. Yalnız 2'de gerçekleşir. 1, 3, 4'te ise çimlenme gerçekleşmez arkadaşlar. Bitkilerde büyümenin gerçekleşmesi için neler gerekli? Arkadaşlar çimlenmeden sonra büyümeye bakacağız şimdi de. Çimlenme sonucu ilk yapraklarını oluşturan bitki yaprakları kloroplast içeren hücrelerde artık fotosentez yapabilir. Fotosentez ile bitkinin kendi besinini kendisi üretir. Ürettiği besini kullanarak büyür ve gelişir. Bitki tohumu çimlenme sırasında su, besin ve oksijeni kullanarak enerji ve karbondioksit üretir arkadaşlar. Şurada tohumken oksijen, besin, su almıştı. Daha sonra karbondioksit ve enerji üretmişti. Fakat arkadaşlar çimlendikten sonra artık yaprağı olduğu için ne olacak? Karbondioksit su alacak. Güneş ışığında besin ve oksijen üretecek. Yani fotosentez yapacak. Büyüme ve gelişmede yaprak hücrelerinde gerçekleşen fotosentez olayı etkilidir. Fotosentezde su, karbondioksit ve ışık kullanılır. Ürün olarak besin ve oksijen üretilir. Bakın arkadaşlar besin ve oksijen. Bu nedenle bitkinin büyümesi ve gelişmesi su, karbondioksit, ışık, sıcaklık faktörlerine bağlıdır. Arkadaşlar burada su, karbondioksit, ışık ve sıcaklık faktörleri olmasa bitkimiz büyüyüp gelişemez. Üretilen besin bitkilerde farklı maddelere dönüştürülerek bitkinin vücut yapısına katılır. Böylece büyüme ve gelişme sağlanmış olur arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Araştırma sorusu fasulye tohumları nemli ortamda mı, kuru ortamda mı çimlenir? Arkadaşlar bu öğrenciler bu araştırma sorusunu gözlem yapmak için nasıl bir düzenek hazırlamalı? Bir nemli, biri kuru ortamda açık iki tane kapta bunu yapabiliriz. Bu hangi şıkta var arkadaşlar? A'ya bakıyoruz. Her ikisi de kuru olduğu için olmaz. B'ye bakıyoruz. Biri kuru, biri nemli. Evet, B şıkkını kullanarak yapabilirler. D şıkkında tek olmaz arkadaşlar. D şıkkında da tek olmaz. Biz gözlem yapabilmemiz için iki tane kaba ihtiyacımız var ve bir tane bağımsız değişkene ihtiyacımız vardır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Sorularla devam edelim. Çiçeğin en dışta bulunan, çiçeği koruyan yeşil renkli kısmı neydi arkadaşlar? Bu çanak yapraktı. Çiçek tozlarının saklandığı kesecikleri bulunan kısım, bu da neydi arkadaşlar? Erkek organdı, yani başçık. Çiçeğin içindeki bölümlerini çevreleyen renkli ve kokulu kısım, bu da taç yapraktı. Burada hangisi açıklanmamış arkadaşlar? Açıklamada yer almamış. Dişi organ, yani cevabımız D şıkkı. Şekildeki gibi çiçekte döllenme olayından sonra okla belirtilen kısım kopartılacak olursa bu bitkide aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Arkadaşlar baktığımızda orada yumurtalık koparılmış. Burada ne olmaz arkadaşlar? Tohum oluşmaz. Yani cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar yukarıdaki şekilde çiçekli bir bitkinin çoğalması sırasında gözlenen olaylar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Baktığımızda arkadaşlar çiçek bitkinin üreme organıdır. Bakın üreme organı burada görüyorsunuz. Çünkü hem erkek hem dişi organ var. Tozlaşma var. Tozlaşma olayından sonra döllenme gerçekleşir. Bakın tozlaşmadan sonra döllenme gerçekleşmiş. Doğru. Meyvenin yapısında tohum bulunur. Bakın arkadaşlar, meyvenin içerisinde tohum bulunur. Doğru. Meyve gelişerek tohumu oluşturur. Hayır arkadaşlar, meyve tohumu oluşturmaz. Tohum pastaya tohum oluşturur. Hangisi söylenemez diyor? Cevap D şıkkı. Şekillerde çiçekli bir bitkiye ait dişi ve erkek organların yapısı verilmiştir. Sembollerle gösterilen kısım hangisinde doğru eşleştirilmiş diyor. Arkadaşlar, yıldız nedir? Başçıktır. Üçgen sapçıktır. Daire ise yumurtalıktır arkadaşlar. Hangi? Başçık, sapçık, yumurtalık. Cevabımız A şıkkı olacak. Yukarıdaki şekilde çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsü verilmiş. Buna göre arkadaşlar yaşam döngüsü neyle başlıyordu? Tozlaşma, döllenme ve meyve oluşumu. Hangi şıkta var bu? Cevabımız A şıkkında var arkadaşlar. Şemada yer alan ifadelerin doğru yanlış olduğuna karar verilerek ilişkilendirildiğinde ulaşılması gereken çıkış hangisidir diyor arkadaşlar. Polenlerin dişi organın tepeciğine taşınması olayına tozlaşma denir. Doğru.
Döllenmiş yumurtaya embriyo denir arkadaşlar. Hayır, döllenmiş yumurtaya zigot denir. Yanlış olacak. Yani kare olacak cevabımız B şıkkı. Sevda, bitkilerin yaşam döngüsü sırasında meydana gelen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Arkadaşlar öncelikle tozlaşma, sonra döllenme, 2, 3, 2 ile başlayacak. A ve D'yi salladık. Sonra tozlaşma, döllenme, tohum oluşumu 5. Sonra çimlenme, sonra genç bitkinin oluşumu en son olacak. O halde cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki düzenekleri kurarak gözlem yapan kişi çimlenmeye hangi faktörün etki ettiğini araştırıyor olabilir? Baktığımızda farklı olan cevaptır arkadaşlar. Nemli nemli, demek ki nemin değil. Karanlık karanlık. Tohumlar da aynı. Ne farklı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sıcaklık farklı. O halde neyin etkisini gözlemlemiş olabilir? Sıcaklığın cevabımız A şıkkı. Bir bitkinin yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi çimlenmeden bir basamak önce gerçekleşir? Arkadaşlar çimlenmeden bir basamak önce ne oluşuyordu? Tohum ve meyve oluşumu. Yani cevabımız D şıkkı. Erkek organının bahsedilmiş. O halde bakalım, çiçeğe su ve madde iletimini sağlar. Bu yanlış arkadaşlar. Bu gövde. Polenleri üretir. Evet, erkek organlarda polenler üretilir. Cevabımız B şıkkı. Renkli yapraklardır. Çanak yaprak fotosentez yapabilir. Yaprak olacak. O cevabımız B şıkkı olacak. Yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır? Arkadaşlar öncelikle tozlaşma, sonra döllenme, sonra zigot oluşumu. Yani üçgenle başlayacak. Sonra kare olacak. Sonra daire olacak. Cevabımız B şıkkı. Şemada yer alan olayların eşeğli ve eşeğsiz üremede etkili olduğunu karar vererek ilerlediğinde ulaşılması gereken çıkış aşağıdakilerden hangisidir? Yumurtlanan çiçek tozuyla döllenmesi sonucu oluşan zigotun gelişmesi. Arkadaşlar burada üreme hücreleriyle olduğu için eşeğli olacak. Bitkiden alınan dalın gelişmesi, bu eşeğsiz üremeydi. Vejetatif üremeydi. Geçen dersimizde anlatmıştık. Cevabımız B şıkkı. Şekildeki numaralanmış düzeneklerin hangisinde mine çimlenme olayında su etkili midir sorusuna numaralanmış düzeneklerden hangisini kullanarak cevap verebilir? Arkadaşlar suyun etkisini olduğu için biri kuru olacak, biri ıslak olacak ve her şey aynı olacak. Diğer her şey aynı olacak. Baktığımızda arkadaşlar 1-2'yi ıslak ıslak 25-25. Hayır, biri kuru olacak, 1-2 olamaz. 1-3'e bakalım arkadaşlar. Her ikisi de ıslak olduğu için olamaz. 1-4'e bakalım. Islak, kuru, aydınlık, aydınlık, 2 tohum, 2 tohum, açık, açık. Demek ki cevabımız 1 ve 4 olacak. Cevabımız B şıkkı. Biz su etkili midir diye baktığımızda biri ıslak, biri kuru olmalı. O halde cevabımız 1 ve 4, B şıkkı olacak. Fıstık Bench YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.